Herkese merhabalar arkadaşlar. Matematik birinci dönem full tekrarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Müzik Konularımız nelerdi arkadaşlar birinci dönemde? Bir hatırlayalım. Birinci ünitemiz sayma ve olasılıktı. Ve bunun alt başlıkları permütasyon, kombinasyon, binom olasılıktı. Ve bu kısım... Gerçekten öğrencilerin en zorlandığı kısımdı ama burayı da çok güzel bir şekilde anlatmıştık büyük ihtimal iyi bir toparlama yapmıştık zamanda. İkincisi neydi? İkinci ünite fonksiyonlardı. Orada ne görmüştük? Fonksiyon kavramı ve gösterimini görmüştük. Fonksiyonların çeşitlerini görmüştük. Sonrasında da fonksiyonlarda bileşke ve ters fonksiyonu görmüştük. Fonksiyonu da geride bırakmıştık. Üçüncü olarak ne görmüştük arkadaşlar? Polinomları görmüştük. Orada da polinomlar fonksiyonlara çok benziyordu. Polinom kavramını anlatmıştık. Polinomlarla işlemler yapmıştık. En sonunda da Gerçekten matematiğin her yerine dağılmış olan, çok önemli olan polinomların çarpanlara ayrılmasını görmüştük ve bitirmiştik. Arkadaşlar kitabımıza uygun bir şekilde. Zaten kitabımız yeni nesil yüzde %100 uyumlu olduğu için biz zaten kitabımızda bakın konular da zaten bizim başlıklarımıza göre anlatmıştık. Sayma olasılık, fonksiyonlar ve de arkadaşlar polinomları anlatmıştık. İkinci dönem ne yapacağız? İkinci dereceden denklemleri geçeceğiz. EBA'ya uyumluyduk, müfredata uyumluyduk ve kitabımıza da Tonguç kitabımıza da uyumluduk. Soru bankamıza da zaten aynı şekilde konularımız çok güzel bir şekilde ilerliyordu ve buralardan da ödevlendirmeler vermiştik ve aynı şekilde bugün de ödevlendirme vererek bu 15 günlük tatili iyi değerlendirmemiz lazım. Hocam hangi 15 gün? 1 Şubat bugün. Bugün 1 Şubat arkadaşlar. 1 Şubat'la 14 Şubat arasını yani 15 Şubat'a kadar, pazartesiye kadar olan arayı İnşallah iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten bir hafta iyi bir tatil yaptık. Sanırım hiçbir şey yapmamışızdır. İyice inşallah zevk almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar bir tekrar Tonguç Akademi her zaman gibi sizi düşünerek çok güzel bir plan yaptı. Ve 15 Şubat'ta hemen başlıyoruz. 22 Şubat biliyorsunuz Şubat bu yıl 28 çekiyor. Ve de arkadaşlar 29 Şubat olmadığı için hemen ne yapacağız? Bir Mart'ta da devam edeceğiz. Hemen başlayalım artık uzatmayalım. Permütasyon kombinasyon olasılığın permütasyon kısmıyla başlayalım. Arkadaşlar permütasyon neydi? Permütasyon sıralamaydı. Ve sıralamada ne önemliydi arkadaşım? Sıralamada sıra çok önemliydi arkadaşlar. Permütasyonda sıra çok önemliydi. Çünkü 3 tanesinin harfin varsa A, B, C diye bakın bunların sırası önemli olduğu için yer değiştirdiği bütün durumları hesaba katmam lazımdı dedim. Peki bunları hesaba nasıl katacaktım? Nasıl bir işlem yapacaktım? İşte burada N tane el elemanın R tane sıralanmasına şurası virgül N tane elemanın R tane sıralanması permütasyonun başında P var. İşte bu permütasyonu sen N ye faktöriyel bölü N eksi R ye faktöriyel yapıyordun. Ama biz ne demiştik sana? Öyle yapma demiştik. Niye? Çünkü permütasyon 5'in üçlüsü varsa arkadaşım yapacağın şey 5'ten başla 3 tane aç demiştik. 5'ten başladın 3 tane açladın. 5, 4, 3 oldu dedik. Başka bir tane göstermeye gerek var mı? Bence yok ama neyse gösterelim. P7'nin dörtlüsünü göster derse, 7 elemanın dörtlü sıralanışını göster derse o zaman 7, 6, 5 ve 4 olacaktır. 7'den başlayarak 4 tane açacaksın. Peki bunların özelleri var mı hocam? Özel durumları mı? Evet permütasyon özel durumları var. O da ne? Ne, en'in sıfırlısı aslında özel bir durum değil. N tane elemanı sıfır sıraya koyarsan yani hiç sıraya koymazsan o nedir? Bir durumdur. Peki en tane elemanı bir sıraya koyarsan ne olacak? Her biri tek 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 gelip o sıraya oturacağı için en eleman en şekilde oraya gelecek. Ya da böyle düşün. En'i yazıyorsun bir kere yazıyorsun. Yani en'den başlayarak bir kere yazıyorsun. Anlamı bu. Peki en'den başlayarak en tane yazarsak ne olur? En, en eksi bir falan filan. En son nereye gidecek? Bire gidecek. E tabii ki de birden en'e kadar sayıların çarpımı neydi? En faktörü geldi. unutma. O zaman Permütasyon 5'in 5'lisi nedir? 5 faktöriyel. Yani. Onun 10'nusu 10 on faktöriyeldir. Unutma. Bu arada arkadaşlar sıralama sıralama yaparken ortak durum varsa ayrılarak yapılıp sonra toplanır. Ne anlatıyorsun sen? Bakın ne anlatıyorum biliyor musunuz? Burada bir şey daha var. Onu da unutmayalım neymiş bu? 0 başa gelmez. Ne diyorum biliyor musunuz? Adam bana 5 7 9 0 işte 3 bu sayıları veriyor. Diyor ki bu sayılarla yazılabilecek, 5'e bölünebilen kaç tane sayı vardır diyor. Bak bu sayılarla yazılabilecek, 5'e bölünebilen kaç sayı vardır diyor. İşte bu kaç sayı vardır deyince sen hemen son basamağa bir 0 gelir bir de 5 gelir diyemezsin. Niye? Çünkü 0 başa gelmiyor. Bak sıralama yaparken ortak durum varsa, ortak durum ne? 0'ın sona gelmesi sıfırın başa gelememesi. İşte bu gibi durumlarda ne yapıyorsun? İkiye ayırıyorsun. Bir bu beşliği hesap ediyorsun. Bir de şu beşliği hesap etmen lazım. Hangi beşli? Bir sıfır buraya gelecek. Bir de beşin buraya geldi. Bu iki durumu hesap etmen lazım. Unutma arkadaşım. Unutma. Peki arkadaşım. Bir de tekrarlı permütasyon vardı. Tekrarlı permütasyon neydi? O da üç tane, iki tane, bir tane. Yani toplam altı harfin üçü ikisi birbirinin aynısıysa. Üçlü ve ikili. O zaman sen gözünü karartıp bunlar nasıl sıralanıyorsa ne yapman gerekiyorsa yapıyorsun. Ortak elemanlardan da aynı elemanlardan da kaç tane varsa hemen onların sayısında toparlıyorsun dedik ve permütasyonu bitirdik. Permütasyon bu kadardı arkadaşım. Yapman gereken buydu. Bunları bilmen lazımdı. Hemen sana iki soru yaparaktan permütasyonu geçeyim. Çok fazla vaktini almayalım ama sorusuz da geçmeyelim. İçlerinde Ceren Zeynep Emre'nin bulunduğu 8 arkadaş yan yana fotoğraf çektirmek istiyor. Üçü yan yana olmak şartıyla. Bakın üçü yan yana olacak. Kim? Ceren, Zeynep ve Emre yan yana olacaklar. Zeynep, Ceren ve Emre'nin arasında olacak. Bak Ceren'le Emre'nin arasında ne olacak? Ceren'le Emre'nin arasında Zeynep olacak. Bunlar paket oldu mu? Ben bu tabiri kullanıyorum genelde arkadaşlar. Paket olma. Bak bunları paket ettim. 8 kişilik. Geriye kaç kişi kaldı? 5 tane daha kişim var benim. Peki bunlar bir aradalar. Paketler. Bak bunlar bir arada paketler. Peki beş kişi daha var. Bir de bunlar var. Bunlar paket altı kişi. O zaman bakın ne, yap ne yapmanız lazım sizin? Bunları altı faktöriyel şekilde sıralayabilirsiniz. Beş kişi artı bir kişi daha altı faktörü. Bitti mi? Bitmedi. Neden? Çünkü Zeynep arada ama Ceren mi başta Emre mi sonda bilmiyoruz. O yüzden bilmediğimiz için arkadaşlar Ceren'le Emre kendi aralarında yer değiştirebilirler. Onların yer değiştirmesi de iki faktöriyel dedik. 3'ü yan yana olmak şartıyla bakın 3'ü yan yana Zeynep, Ceren ve Emre'nin arasında olacak dedik ve bunu da yapmış olduk. Fotoğrafların kaçında Zeynep Ceren'in sağındadır? Arkadaşlar bakın bu gibi sorularda çok soruluyor. Toplam bunlar kaç kişi? 8 kişi. 8 kişi 8 faktöriyel şekilde sıralanır. Ama Zeynep ve Ceren kaçında sağında kaçında solundadır? Çok basit yarısında sağında, yarısında sondadır. Sağında olmadığı yerlerde sondadır. Sonunda olmadığı yerde sağındadır. Demek ki ne yapacağım? O zaman iki durum vardır diyeceğim ve bunu da yapacağım. İstersen bunu sadeleştirme yapabilirsin. Çok da önemli değil. Belki şıklarda olur diye. Ne olacak? 4 çarpı 7 faktöriyel yani olmuş olacak. Bitti. Bunları böyle yapıyorsun. Yine söyleyelim arkadaşlar. İki kişi bir sağında ya solunda ya sağındadır. Ya solunda ya sağındadır. Ve bu sağında ve solunda olma sayısı birbirinin aynısıdır. Onları unutmayın sakın. Bunlar birbirinin aynısıdır. Zeynep ve Ceren'in nerede oldukları hiç önemli değil. Zeynep'i nereye koyarsan koy. Yarısında sağında, yarısında solundadır dedik ve ikiye böldük. Bu soruları unutmayalım dedik. Geldik buraya. Tekrarlı permütasyonu görmüştük. Tekrarlı permütasyon neydi? Aynı ortak harfleri ne yapıyorsun? Bütün şartları düşünüp hepsini yazıyorsun. Böyle ortakları da o kadar faktöriyelle bölüyorsun. Şimdi hocam öyle diyorsun da öyle bana kabak gibi vermiyorlar. Nasıl veriyorlar? İşte böyle veriyorlar arkadaşım. A noktasında bulunan bir kişi en kısa yoldan A'dan B'ye gitmeye çalışıyorum. CD yolunu kullanmayacağım. Bak CD yolunu kullanmamak şartıyla. Ben B'ye nasıl gidebilirim normal şartlarda? Bakın nasıl gidebilirim? Sağ, 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 sağ. sağ. Bir daha sayalım. Sağ, 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 sağ. Beş kere sağa gitmem lazım. Bir, iki, üç, dört. Beş kere sağa gitmem lazım. Aşağıya bir, iki, üç, dört, beş, altı. 6 kere de aşağı gitmem lazım arkadaşım. Bak. 5 sağ 6 aşağı. O zaman burada kaç durum var? 11. O zaman bu adam 11 faktöriyel yani bölü bakın bu s'lerle a'ların birbirine göre yer değiştirme durumlarını inceleyeceğim. Bakın tamamı harfler aynı olmasaydı 11 faktöriyel. Yani. Bak her şeyi bütün şartları, durumları inceleyerek yaptım. Peki şimdi ne yapacaksın arkadaşım? Şimdi yapacağın şey şu. 6 faktöriyel 5 faktöriyel ortakları da o kadar faktöriyel şekilde yazdım. Peki hocam sen ne yaptın? Kafayı mı yedin? Adam sana onu sormuyor ki. Bak ne yapacağım biliyor musun? Kullanmamak diyor ya o yolu kullanacağım. Bütün durumdan o yolu kullanıp çıkartacağım. İşte bu olay bu. Nasıl kullanacağım peki o yolu? Çok dikkat et şimdi. Hemen buradan 1 2 3 ne yaptım? 2 sağ yaptım. Bir aşağı yaptım. Bu durum nedir arkadaşım? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyeldir. 2 faktöriyel çarpı 1 faktöriyel yazmaya gerek yok. Çarpı ben CD yolunu kullanmayayım istiyor ya. Ben de kullanıyorum. Bakın C'ye geldim. C'den hop direkt aşağıya D'ye geldim. CD yolunu kullandım. Ne yapacağım şimdi? 1 2 3 1 2 3. Ne yaptım? S S S A A A. Ne yapacaksın? 6 faktöriyel bölü ne yapacaksın? 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Yaptım. İşte bu. Peki aradan ne çıkarmış olduk? Bakın yine 5 tane S var. Yine dört tane A var. 2 tane aşağıyı direkt egal ettik. Orayı pşt diye geçtik. Geldik mi? Duruma bakıyoruz şimdi. Kullanmamak şartıyla. O zaman şurayı bir düzeltelim. Kaça kadar yazalım? 11, 10, 9, 8, 7, 6 faktöriyle kadar açtım. Bak 6 faktöriyle kadar açtım. Neden? Çünkü aşağıda 6 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel var. Yazamadım. 5, 4, 3. 2 ile 1'i de şuraya yazayım. Kusura bakmayın. Orada bir yerleştirme hatası yaptım. Hemen bu 6 faktöriyeler böyle gitti. Bakın 5 kere 2 10 gitsin. 3 bununla gitsin. 3 kalsın. 4 bununla gitsin. 2 kalsın. Bitti. Bakın burada bu kadar durum var. Neymiş o? Çarpmayacağım bilerek. Belki e, sayıları eşleştirir. Düzgün yazarım. 11 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 7 durumu var. Eksi. Ne yapacağım şimdi? Şuradan hemen sadeleşti. 3 geldi. 3 çarpı burası da yine 6, 5, 4. 3 faktöriyel oldu. Faktöriyeller birbirini götürdü. 3 faktöriyel 6'ydı. O da götürdü. 3 kere 20 olmuş oldu. Burayı da bitirdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde bitirmiş olduk. Ama dikkatinizi çekerim Büyük ihtimal hepiniz de fark ettiniz zaten. Şurada ufak bir yanlış yaptım. 4 ile 8'i götürdüm. Burası 2 olacaktı. Hemen burayı da 2 olarak düzelteyim. Hemen bir göz attım. Baktım ne oldu? Burayı 2 yanlış yapmışım. Hemen sayılarıma şimdi bakayım arkadaşım. Bakın şurada 3 var. Burada da 3 var. Hiç kasmayın. Burada 2 var. Burada da o zaman bakın şurası 6. Burası da 66 kere 10 demek. Bakın burada ne var? 77 77 çarpı 6'dan neyi çıkaracağım? 10 kere 6'yı çıkaracağım. O da ne olacak bana? 66 çarpı 6 olmuş olacak. Tabii ki de 66 değil. Ne olacak arkadaşım? 67 çarpı 6 olacak. 60 kere çarpsam zaten 360. Bir de 7 kere çarptım. 42. O zaman cevabım ne oldu? 402 olmuş oldu. Ufak bir karışıklık yaptım arkadaşlar. Bir daha söylerim. 5 ile 2'yi sadeleştirdin. 10 ile götürdün. 4 ile 8, 2 oldu. 3 ile 9'u götürdün. 3 oldu. O zaman ne yaptın? Geriye ne kaldı? 11, 3, 2, 7. Burada ne oldu? 77'ye çarpı 6. 10 kere 6. Çıkartırsan 77'den 10 çıktı. 67 olacak. Ufak bir yanlışlık yaptım. Aklını ziyaret Orayı da düzeltmiş oldum. 7 kere 6. 42. 360 artı 42 ne oldu? 402 olmuş oldu. Gördünüz mü? Ne yapıyormuş? Tekrarlı permütasyon bu işe yarıyormuş. Geldim kombinasyona. Kombinasyonda ne var arkadaşım? Seçme. Bak bu sefer seçiyoruz. Sıralama değil seçme. Sıra o zaman ne oldu? Önemi kalmadı. Çünkü bir kimseyi ben sıraya koymayacağım. Ne yapacağım? Düzgün bir şekilde yapacağım. Devam edelim. Peki kombinasyonun önemi neydi? Kombinasyon nasıl yazılıyordu? Biraz önce P koymuştuk. Şimdi de C koydum. Ya da hiçbir şey koymayıp Böyle de yazabilirim. Üst üste alt alta yazabilirim. Bu ne demek? N elemanlar R eleman seçmek demek. O zaman N elemanlar R eleman seçmek demek. Bunu nasıl yapacaksın peki? Bunu bak ne yapıyorsun arkadaşım? Bunu sıraladığın şeyi bir de ne yapıyorsun? O R tanesine bölüyorsun. N faktöriyel yani bölü N eksi R faktöriyel yani, permütasyon bölü o R'yi sıralamıştın ya sıralamayacaksın. O sıralamayı da bölmüş olduk. Çünkü R kişinin sıralanması R faktöriyeldir. Yani, onu da bölmüş olduk. Peki biz bunları böyle mi yapıyorduk? Hayır, hayır, hayır. Ne yaptık hemen? Bak kombinasyon. Beşin üçlüsü. Ne yapacaktık? Unutmayacaksın arkadaşım. İlk önce şunu söyleyeyim. Beşin üçlüsü. Beşin ikilisine eşit. Niye? Toplamları üstü veren yani beşi veren şeyler birbirine eşittir. Yani beşin ikilisine eşit. Burada da ne yapıyoruz biliyor musun? Beşi iki tane açıyorsun. Beş çarpı dört. Aşağıda da birden başlayıp iki tane açıyorsun. Bak iki birden başlayıp iki tane. Beş beşten başlayıp iki tane. Olay hep aynı. Bitti. Geçtim. O zaman ne oldu burası? 5 kere 2 10 oldu. Başka bir tane söylemeye gerek var mı? Hadi bir tane de şöyle yazalım. Şöyle bir şey yaparsak ne olacak? Yine aynı şekilde 7'nin dörtlüsü yapalım. Bakın 7'nin dörtlüsü nedir? 7'nin üçlüsü eşit. Hocam niye 7'nin dörtlüsünü yapmıyorsun? Gerek yok. Küçüklerle uğraşmak daha iyi. O zaman ne yapıyorsun? 7'den 3 tane açıyorsun. Bölü. Aşağıya da 3'ten 1'e kadar açıyorsun ya da 1'den 3'e kadar açıyorsun. 3 tane açıyorsun. O zaman bak ne oldu? 3 kere 2 6. Bunlar gitti. Hop 35 olmuş oldu. O zaman 7'nin 4'lüsü 7'nin 3'lüsü 35'e eşit. Hop bala mal kare keşen. Burayı da hallettik. Peki bunu kullanacak mıyız? Kullanmayacağız. Peki özel durumlar var mı? Evet. En taneden en kişiyi nasıl seçersin? Bir durum. En kişiden en tane seçeceksin. Bir kere bir tane seçersin. 5 kişinin 5'i gelsin. Nasıl gelecekler? Hop bir, bir tane durumda gelecekler. N'in sıfırlısı ne? N'in sıfırlısı. Hiç kimseyi seçmiyorum arkadaşım. Boş küme. Seçmiyorum. Keyfime mi? Evet keyfime. O zaman ne oldu? Boş küme de birdir. Peki en el elemandan bir tane seçmek ne demek? Her elemanı birer birer seçerim. Onlar da bir tane olacak. Sonrasında arkadaşlar kombinasyona alt küme de diyebiliriz. Bakın kombinasyon ne? Hep bir seçim değil mi? Bir tane seçiyorsun. Yani beş elemandan bir ne demek? Beş elemanın birli alt kümesi. Beşin ikilisi ne demek? Beş elemanın ikili alt kümesi. O zaman bunları söylediğime göre o zaman bunların toplamı ne olacak arkadaşım? Mesela n'in sıfırlısı artı n'in birlisi artı nokta 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 n'in n'lisi. Bak herkesi toplarsam bunun cevabı nedir? 2 üzeri n'dir. Buraya da not düştüm. Aklımda olsun. Son bir şeyler söyleyelim. 2 tane olayım kaldı. Hatta 3 tane. Bazı sorularda en az kelimesi geçiyorsa geçen sorularda diğer durum daha az ise hani biraz önce yaptık ya cd'den geçmesin diyordu. Ben geçtiği durumları buldum. Burada da o hesap en az diyorsa sen en azı boş ver. Çoklar daha azsa tamamını bul. Çokları çıkart. O zaman zaten sana en azlar kalacaktır. Daha az ise tamamından çıkarma işlemi yapılır diyor. Nokta net. Bunu da bitirmiş olduk. Geldim buraya arkadaşım. Burayı gösterip buraya geldim. Burada ne var arkadaşım? Bak enin en. R'lisi R artı birisi. Bak en en. R artı bir. R artı bir arttı mı? Arttı. Hemen buraya ne demiştik? R artı bir. En en R artı bir artmışsa N artı bir boş durumu N de bir artmış oldu. Bakın ne diyorsun sen hocam? Şunu diyorum şunu. Hemen bakayım bir arkada e, kombinasyonla. Bunu bunu paskal üçgeninde göstermek daha güzel oluyordu. Olsun biz bir tane örnek verelim. 5'in ikilisi artı. 5'in üçlüsü ne olacak arkadaşım? Bak 2 2 2 3 3 5 5 6 artık 6 işte o. İstersen hesap et. 5'in ikilisi kaçtı? 10'du. 5'in üçlüsü kaçtı arkadaşım? 5'in 3'lüsü üstü de 5'in 2'lisi ile aynıydı. O da 10'du. Bak 6'nın 4, 6'nın 3'lüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2. Hop hop hop. O zaman bu da 20. Bitti. Nokta net. En son bir de kombinasyonun geometrik yorumu vardı. Bu da şekillerdi. Neydi o? 2 doğru bir noktada kesişir. 2 tane kare bakın kare en çok 2 tane kare en çok 8 noktada kesişir. Bunları unutmayacaksın. En çok 8 noktada kesişir. Çember. 2 çember en çok 8 İki noktada kesişir. Oldu mu? İki noktadan en çok bir doğru geçer. İki doğru bir noktada kesir. Bunları unutmayacaksın. Bunlar da kombinasyonun geometrik yorumlarıydı. Şekil şemallerini göreceksin. Zaten göstereceğim birazdan. Bir öğrencinin kendisine sorulan 10 sorudan 5 tanesi cevaplaması isteniyor. İlk 5 sorudan en az 3 tanesini cevaplamak zorunda olduğuna göre. Bak en az 3 tanesi dediğine göre hemen ben ne yapacağım arkadaşım? Bak en az 3 o zaman bu ilk 5 sorudan 3'ünü cevaplayabilir. 3'ünü cevaplarsa son 5 sorudan ikisini cevaplayacak. Artı 5 sorudan 4'ünü de cevaplayabilir. Bu sefer de son 5 sorudan birini cevaplayacak. Artı en az 3 tanesini cevaplayacak ki ilk 5 sorudan. O zaman 5 beş tanesini tanesinin 5'ini de cevaplayabilir. Geri kalan 5 taneden de keyfine misin? Tabii ki de hiç cevap vermez. Kendisi bilir abi zorlamak yok. O zaman ne oldu? 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü birbirinin aynısı 10'du. 5'in dörtlüsü 5'ti. 5'in birlisi yine 5'ti. Ne dedik? Bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Birbirinin aynısı 5'in birlisi 5'ti. 5'in dörtlüsü de 5'ti. O zaman burada 5'in beşlisi 1'di. 5'in sıfırlısı da 1'di. 125 artı 1. 126 olmuş oldu. Bakın sorular kombinasyonda böyle. Seçiyorsun ya seçiyorsun. O yüzden öyle. Şekilde verilen noktalardan en az bir köşesi doğru üzerinde olan kaç üçgen çizilir? En az bir köşesi doğru üzerinde olacak. O zaman bir köşesi de olabilir. iki köşesi de olabilir ama üç köşesi olmaz. Üç köşesi olmaz. O zaman şöyle mi yapacağım arkadaşlar? En az bir köşesi dediğine göre o zaman şöyle yapacağım. Bir kere burada kaç tane kaç tane üçgen çizilebilir? Hemen düşünüyorum. 1 2 3 4 burada 5 6 7 8 9 10. O zaman burada ne olacak? Onun üçlüsü kadar üçgen çizilir. Ama nereden? Şu dörtlüden üçgen gelmez. O zaman şu dördünün üçlüsünü çıkaracağım. Bak bütün noktalardan üçgen geliri de yasap ettim. Ama buradan gelmez. O zaman ne oldu? 10 çarpı 9 çarpı 8 bölü. 3 çarpı 2 çarpı 1 eksi. 4 çarpı 4'ün birlisi zaten bu. Ona da 4 diyebilirim. Bakın bununla bu gitti. Bununla bu gitti. 4, 3. O zaman ne oldu? 116 tane ben. Zaten üçgen çizebilirmişim. Ama ne diyordu bana? En az bir köşesi doğru üzerinde olacak. Ben de diyorum ki en az bir köşesi diyorsa... Yani 2 de olabilir 3 de olabilir. En az bir köşesi. 1 olabilir, 2 olabilir 3 zaten olamaz. Çünkü 3 diye bir durum yok zaten burada. 3'lü buradan gelmiyor. O zaman bana ne diyor? Bak 1 de olabilir, 2 de olabilir diyor. O zaman ben de diyorum ki arkadaşım hiç olmadığı durumları çıkartayım. Hiç olmadığı durum bunun üzerindekiler mi? Evet. Burada 6 nokta var. 6 noktanın 3'lüsünü alırsan sen ne olacak arkadaşım? 6, 5, 4 bölü 3 çarpı 2. 3, 2, 6 gitti. Buradan demek ki 20 tane geldi. Adam benden ne istiyordu arkadaşım? Benden ne istiyordu? Hiçbir köşesinin bunun üzerinde olmamasını istiyor. Hiçbir köşesinin olmamasını istemiyor daha doğrusu. Ben de istedim onu. Tüm durum 116. 20'yi çıkartırsam cevap ne oldu? 96 olmuş oldu. Hocam böyle mi yapacağız sadece? Hayır. En az bir köşesi bunun üzerinde ise tamam birini buradan seçeyim. Dördün birincisi çarpı 6 taneden kaç tane seçeceksin? 2 tane. Artı en az 2 köşesi de olabilir. 4'ün ikilisi çarpı. Buradan kaç tane seçeceksin? 6'nın birisini seçeceksin. Burası kaç arkadaşım? 4. 6'nın ikilisi kaçtı? Hemen yazalım. 6 çarpı 5 bölü 2. Hop hop. Burası ne oldu? 15 oldu. Artı. Burası zaten 6'nın birlisi 6. Burası da 4'ün ikilisi neydi? 4 çarpı 3 bölü 1 çarpı 2. Hop hop gitti. Burası da yine 6 çıkmış oldu. E ne oldu cevap yine? 60 artı 36 yine 96 olmuş oldu. 116'dan 20'yi çıkarmakla 96'yı böyle ayrı ayrı yapmak aynı şeyler dedik. Bu da ne oldu sana? Geometrik yorum oldu. Bunu da söylemiş olduk. Geldik Pascal üçgenine. Pascal üçgenin anlamı neydi arkadaşım? Birden başlayıp yanlara birlerin yazdı ve burada ortalara birleştirdiği üçgene Pascal üçgeni diyorduk. Bu nereden geliyordu peki? Bakın A artı B'nin Sıfırıncı kuvveti sadece 1'dir. Eşittir 1'dir. Başka ne vardı? A artı B'nin birinci kuvveti neydi arkadaşım? A artı b'ydi. Bak bunların kat sayıları nedir arkadaşım? 1'e 1'dir. Devam ediyorum. Başka ne biliyorsun sen? A artı B'nin ikinci kuvveti neydi? A kare artı 2A B artı B kareydi arkadaşım. Peki bu kat sayılar neydi? 1 2 1 miydi? 1, 2, 1 miydi? Evet. Demek ki ben binom açılımı yaparken bu kat sayıları kullanacağım. Bu kat sayıları kullanacağım. Peki bu kat sayıları nereden bileceğim de kullanacağım? Böyle ben mesela 8. 8. dereceden alırsan olacak. O zaman bilemezsin. Sen şurayı iyi anlaman lazım. Bakın 3. sıradayız ya. A artı B'nin kübü diyelim. A artı B'nin kübünde 1, 3, 3, 1 olduğunu gözük görüyorum. Ama bunlar nedir biliyor musun? 3'ün sıfırlısı, 3'ün birlisi, 3'ün ikilisi, 3'ün üçlüsü. İşte bu bu sayılarda nereden geliyor? Kombinasyondan geliyor. Ve hatta ve hatta bunların hepsini toplarsan 1, 4, 7, 8 2 üzeri 3 oldu mu? Bak. Bak. Kat sayılar. Zaten biz ne demiştik? Alt küme demiştik değil mi? Bak. Hepsi birbirini tamamlıyor arkadaşım. Hepsi birbirini tamamlıyor. Pascal üçgeni alt kümelerin sıralanışı gibidir. Biz de zaten onu söyledik ve geçtik. Bu arada bakın. Bunlar bunlarla toplanıyor ya. 1 4, 6, 4, 1 Size bir şey daha göstereyim. Burası 3'ün biri mi? Burası 3'ün ikilisi mi? Bunları toplayınca ne oluyor bak? 3'ün biri artı 3'ün ikilisi. Bak ben buraya bakmadan söylerim. Çünkü biraz önce kuralı söylemiştik. Neydi o? 3, 3, 4 olacaktı. 1, 2, 2 olacaktı. Demek ki bunun cevabı kaç çıktı? 4'ün ikilisi nedir arkadaşım? 4'ün ikilisi biraz önce de yapmıştık. 6'dır. E bak 3, 1 toplarsan 6. Bak 3'ün biri, 3'ün ikilisi toplanınca 6. Zaten böyle toplamları birbirine eşitlemiş miydik? Evet. Bakın bu bunu nereden yaptık? Ezberden değil. Pascal üçgeninden yapmış olduk. Buradaki katsayılar nereden geliyormuş? Pascal üçgeninden geliyormuş. O zaman ben binom, binom açılımına hazırım. Binom açılımı neydi arkadaşım? Binom açılımı neydi? X artı Y'nin N'nin içine açılımını böyle bizim sırayla yapmamızdı. Peki bu sıra neye göre değişiyordu? Bak X üzeri N'den başlıyordun. Artı Sonra arkadaşım burada zaten bak x üzerinden nasıl başlıyordun? N'in sıfırlısı çarpı x üzeri n ve y üzeri sıfır. Unutma. Artı n'in birlisi çarpı x üzeri n eksi bir çarpı y üzeri bir. Hocam nereden biliyorsun bunları? Çok basit. Çok basit. Bu ne mi ne? Burada ne olacak? N'in bir şeylisi. İlk terimin sıfır. Bu sıfır olduğu için hop y'nin üzeri sıfır. Y'nin üzeri sıfır olduğu için Bak üstler toplamı hep ne? Sıfırla neyi topla ne? Sıfırla neyi toplarsan ne eder? Ne olduğunu biliyorum. Geldim buraya. En yazdım mı? Yazdım. Burası ne? Birli. Neden? Çünkü bak bu bir burada. O zaman buraya ne kaldı? Toplamları en olması için n eksi bir kaldı. Ha işte bu kadar arkadaşım. Bak bana o zaman herhangi bir terim sorsa N'in re'lisi hop bu nerede? Y'nin üzerinde. Bunların toplamı ne mi? Evet bitti. İşte bu kadar. Herhangi bir terim sorsa yaparım. Ama burada dikkatini bir şey çekmesi lazım. Sana kaçıncı terimi soruyorsa sen bir eksiği kadar hesaplayacaksın. Çünkü niye? Sen neden başladın? Enin sıfırlısından. Enin birlisi, enin ikilisi diye gidiyor. Sana beşinci terim dese o zaman enin sıfırlısından başladığın için sen beşinci terimde enin dörtlüsüne bakacaksın. Sana burada beşinci kuvvet derse sen beşin dörtlüsüne bakacaksın. Unutma, unutma. Beşinci terim derse sen ne yapacaktın? Sıfırdan başlayıp gideceksin. Terim sayısı kaç tanedir? Bak sıfırdan başlıyorum. En son terimim ne olacak arkadaşım? N'in n'lisi. Bak n'in n'lisi. Topladın topladın topladın. Artı n'in n'lisi. X üzeri sıfır. Y üzeri n olacak. Bak hop 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 gördün mü? N'in kere n artı sıfır n'dir dedim. Peki bak şimdi kaç tane terim vardı? Terim sayısı n artı bir dedik. Çünkü sıfırdan başlayıp n'e kadar gittim. E birden başlayıp n'e kadar gitseydim n taneydi. Bir de bu var. O zaman ne oldu? Sıfır da ekledim. N artı bir tane oldu. Peki ortanca terim nasıl bulunur? Ortanca terim şöyle bulunur arkadaşlar. Ortanca terim zaten öyle her yerde yoktur. Nerede vardır biliyorsunuz? X artı Y'nin çift kuvvetlerde vardır. Çift kuvvetlerde. 2 üzeri 2N'lerde vardır. Çünkü niye? 2N olan çift olan bir şeyin neyi vardır? Tek tane terimi vardır. Niye? Çifte bir eklersen tek olur. O yüzden teklerde tam orta olur. Bak 1, 2, 3. Orta var. 1, 2, 3, 5. Bak ortası. 5 tanenin ortası her zaman tek sayıların ortası vardır. O zaman iki üssü çift olanların ortası vardır. Neden? Bir eklersen tek sayıda terim vardır orada. Peki ortanca terim nedir hocam? Tam ortadaki o da nedir biliyor musun? Çok dikkat şimdi. 2n'in en'lisi. burayı yaz, yazmayı karıştırmayalım. 2n'in en'lisi çarpı x üzerine y üzerine. Bak bu her zaman gelecek. Burada ufak bir yanlışlık yapmışız. Şu sayılar karışmış arkadaşlar. 2n'e n en olacak burası. Bakın yine aynı şey. 2 en'in en'lisi. En. Hop buraya. Hop buraya. En artı en. İki en. Bu da gördüğün gibi iki en veriyor sana. Bitti. Bunun hepsini yaptım mı? Yaptım. Ortancı terimi de söyledim. Peki herhangi bir açılımda katsayılar toplamı dese bana X'in yerine bir verirsin. Y'nin yerine bir verirsin. Niye? Bak X'in yerine bir verirsen Y'nin yerine bir verirsen hop bunlar ortadan kalkıyor. Çünkü sabit e, ne? Bir nedir? E, etkisiz eleman ya. O zaman birler çarpmadı etkisiz eleman olsun. Gitti n'in reelisi, n'in bilmem bir şeylisi hep onlar kalır. Onlar da sana neyi verir? Kat sayı. Peki sabit terim istiyorsan bu sefer de istediğim şey x'ye olmayı bırak. Kat sayıda olmasın diyorum. Peki kat sayıda olmamasını sağlayan kim? Sıfırlar. Bunlar ne olur o zaman? Bunlar da yutan eleman olduğu için olayını yutacak. Sonda bir tane sayı kaldıysa o sayı sana gelmiş olacak. Hemen iki tane soru yapalım. Hatta bir tane soru yapalım geçelim. Bir tane güzel bir soru. Klasik bir soru yapalım. X artı 2'ye üzeri 8 ise dördüncü terim. Arkadaşım bak 4 terim ise 8'in sıfırlısı. 8'in birlisi, 8'in ikilisi, 8'in üçlüsü. Bak dördüncüsü, 8'in üçlüsü. O zaman yapıyorum. hop. Bakın bütün terimlerde bir kombinasyon, bir X, bir de ikinci terim olur. Bu aralarında da çarpı olacak. Bak kombinasyon bir te, birinci terim, ikinci terimin kuvvetleri olacak. O zaman bu 8 nereden geldi? Buradan. Ben aceleyle yazdım. Dördüncü terim dediği için 3'ü yazdım. Çünkü 0, 1, 2, 3. Bak dördüncüsü 3 oldu. Yazdım. X'in azalan kuvvetleri diyor. X'in azalan kuvvetleri ise hemen bak bu 3 nereye gelecek? Hop bunun üstüne gelecek. Toplamları 8 miydi? Evet o zaman bu da bu böyle olacak. Bana diyor ki açıldığında sondan dördüncü terimi bulun diyor. Buldum ama böyle bırakılmaz. Tabii ki de böyle kek bırakılmaz. Ne yapacaksın? Düzgün yazacaksın. 8, 7, 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı x üzeri 5 çarpı burası da ne olacak? 2'nin kübü, y'nin kübü 8, y küp olacak. 3, 2, 6 gitti. 8 kere 8, 64. 7 ile çarparsan 64'ü. Bakın hemen çarpalım. 64, 7 ile 4 kere 6 kere 7, 420. 28 daha eklersen 448 oldu. 448 x üzeri 5, y üzeri 3 bunun dördüncü terimiymiş dedim bitirdim. Bak dördüncü terim deyince ne yaptın? 3'ü yazdık. Azalan demek ne demek? X üzeri 8 ile başladı. X üzeri 6 ile devam etti. X üzeri 5 ile devam etti. Bak gördün mü geldi. X üzeri 8, X üzeri 7, X üzeri 6, X üzeri 5. Dördüncü terim X üzeri 5'te olacak. X üzeri 5 dedim. Artık geldim olasılığa. Olasılığa bakıyorum arkadaşım. Olasılıkta ne yapacağım şimdi? Yapacağım şey basit. Hemen olasılıkta en önemli şey nedir? örnek uzay E dediğim şeyi belirlemek çok önemli. Bak ben inanın lise zamanlarımda olasılığı hiç yapamıyordum neredeyse. Bakın inanın hiç yapamıyordum. Meğersem ben örnek uzayı bulmayı bilmiyormuşum. Örnek uzayı bilirsen rahat yaparsın. Hiçbir sıkıntı yok. Örnek uzayı bil yap. Peki ne olacak başka? Bir şeyin olabilme ihtimaliyle olmama ihtimalinin toplamı nedir? Birdir. Olabilme ihtimaliyle olmama olasılığıyla olmama olasılığıyla olma olasılığını toplarsan birdir o. Unutma. Peki bir tane A'nın olma olasılığı nedir? O da evrensel bütün örnek uzayların hepsinde ne yapacağım? Bir tane A elemanını almış olacağım. A'nın olabilecek sayılarını alacağım. Örnek uzayla oran yapacağım. Bitti. İki küme varsa bu kümelerin birleşimi nedir arkadaşım? Bu kümelerin birleşimi çok güzel bir şekilde PA artı PB eksi kesişimlerini çıkartacaksın. Bu küme mantığının aynısı. Ayrı kümelerse tabii ki de kesişimleri sıfırdır. O zaman yine ben PA ile PB'yi topladım mı benim birleşimim olur. Bunları anladık inşallah dedik ve örnek sorularımıza geçelim. Bakalım ne olacak? Bir madeni para dört kez havaya atılıyor. Dört kez havaya atılırsa ne olur arkadaşım? Birincisinde iki farklı durum. ikincisinde iki farklı durum. ikincisinde iki farklı durum. Dördüncüsünde iki farklı durum gelir. O zaman ne olur arkadaşım? Bak ne yapacağız hemen? Hemen şu biz hemen olayı yazacağız. A'nın olma olasılığı nedir? SA bölü SE. SE nedir? Bu dört paranın havaya atıldığında kaç durumu vardır? 2 çarpı 2 çarpı 2. Bakın 16 oldu. Biraz ters yaptık. Yukarıdan aşağı geleceğimizi aşağıdan yukarı gidiyoruz ama olsun. PA'nın olasılığı. Peki A dediğim şey ne? Bir kere yazı üç kere tura gelmesi. Yani yazı tura 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 gelmesi. Bakın arkadaşlar siz buraya gidip de yazı tura turayı bu, bu şekilde yazıp bulmaya çalışırsanız yanlış yaparsınız. Ne yapacağız biz? Burada 4 eleman var. 4 elemanın herhangi bir sıralanışı soruyor. Mesela tır tura yazı, tura tura da olabilir mesela. O yüzden 3 tane aynısı var. Bak tekrarlı permütasyon oldu. O zaman tekrarlı permütasyonu hop bunlar birbirini sadeleştirdi. Nasıl sadeleştiriyor? 4 çarpı 3 faktöriyel 3 faktöriyelden dolayı sadeleştirdi. da ne oldu? 4 olmuş oldu. Bu durumun gelme olasılığı ne? 4 tane. Peki tamamı kaç tane? 16 tane dedik ve bunları da sadeleştirdiğim anda 1 bölü 4 olayını bulmuş oldum. İşte bu kadar arkadaşlar. Ne yapmış olduk şu an? Çok güzel bir şekilde ne yapmış oldum arkadaşım? Çok güzel bir şekilde olasılıkla ilgili bir soru yaptım. Fazla da kafanı kurcalamayayım. Başka da bir şey anlatmaya gerek yok. Artık biz fonksiyona geçebiliriz. Ne yaptık arkadaşlar? Birinci üniteyi bitirdik. Sayma ve olasılıktı. Ne yaptık? Permütasyon, kombinasyon, Pascal ve binom yaptık. En sonunda olasılığı anlattık. Olasılıkta ne önemliydi? Bir kere daha söyleyelim. Olasılıkla örnek uzayı bulmak önemli. Örnek uzayı bulduktan sonra zaten gerisi akıyor. Başka da bir şey yok. Orada senin bütün elemanların içinden olabilecekleri düşündüğün için rahat bir şekilde yapıyorsun. Geldim fonksiyona. Fonksiyon bizim ikinci ünitemizdi. Ve bayağı bir uzundu. Bayağı bir iş vardı. Bakalım ne iş varmış. Fonksiyon kavramı unutma. Bir fonksiyonun bir tanım kümesi vardır. Ve bir değer kümesine gider. Bakın bu görüntü değil. Değer kümesidir. Ve Buradaki elemanlarım hep X'lerdir. X'lerimi hep tanım kümesinden alırım. Çıkan şeylerde benim fonksiyonumun içine koyarım. Fabrikaya atarsın bakalım ne çıkacak. Çıkan şeylerde benim görüntülerimdir. Görüntüler de nedir arkadaşım? F A'dır. Niye? A'daki her elemanı koyduğunda çıkan cevaplar senin görüntü kümeni verecek. Görüntü kümeni verirken dikkat et. Bu görüntü kümesi B kümesinin içindedir. Ne anlatıyorsun hocam? Bak her zaman kümede A kümesi, B kümesi vardır. Bir de bunun içinde F, A kümesi vardır. Buradaki elemanların nereye gider? Hep buraya gider. Ve bir şeyin fonksiyon olabilmesi için, bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için herkes gidecek. A'daki herkes gidecek. Nereye gidecek? Görüntüye değil, değer kümesinde birilerine gidecek. O gittiği birileri zaten oluşturup görüntü olacak. Değer kümesine gidecek. Yalnız bir elemana gidecek. Bak burayı sakın unutmayın. Herkes gidecek ama herkes bir kişiye gidecek. Mesela 3 5'e gidebilir. 3 bir de 2'ye gidemez. Karşıda 3 sadece 5'e gidebilir. Gidiyorsa tabii ki de. Ama 5'e mesela 4 de gidebilir. Sıkıntı yok. 2 eleman bir elemana gidebilir. Ama bir eleman 2 elemana gitmeyecek. Ve tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Yani herkes gidecek dedik. Fonksiyon çeşitlerine bakalım. İçine fonksiyon vardı. İçine fonksiyon adı üzerinde benim elemanlarım karşıda değer kümesinin içinde bir küme oluşturuyorsa değerde boşta eleman kalıyorsa bakın boşta eleman kalınca ne oluyor? Değer kümesinde boşta eleman kalınca yani benim görüntü kümem değer kümesinin içinde bir küme ise farklı farklı elemanlarda dışında kalıyorsa o zaman o içinedir. Adı üzerinde bak içine. Ama örtense hop buradaki herkes değerdeki herkese gidiyorsa değerdeki değerde boşta eleman kalmıyorsa o zaman ne olacak arkadaşım? Örten fonksiyon olacak. İçine ne? Örtense içine, içine ise örten olmaz. İçine ise örten olmaz. Örtense içine olmaz. Çünkü biri boşta eleman bırakıyor, biri boşta eleman bırakmıyor. Birebir fonksiyon nedir arkadaşım? Birebir fonksiyonda herkes gidiyordu ya. Biraz önce dedik iki eleman birine gidebilir demiştik. Hayır, hayır, hayır. İki eleman bir kişiye gidemez artık. Niye? Birebir fonksiyonda her bir eleman ayrı ayrı bir elemana gidecek. Her bir eleman ayrı ayrı elemana gidecek arkadaşım unutma bunu da halletmiş olduk. Geldim birim fonksiyona. Birim fonksiyon arkadaşım neydi? İçi neyse dışı odur demiştik. fx neyse dışı da o olacak. Mesela fx artı 1 ise bu fonksiyon birim fonksiyonsa o zaman içi neyse dışı x artı 1 olacak. Sabit fonksiyon neydi? Sabit fonksiyonda özel bir fonksiyondu. Nasıl? Cevapta x yoktu. Ne verirsen ver cevap 5'ti. İçi ne olursa olsun dışı aynıydı ve x'i terim yoktu. Çünkü neden x'i terim yok? X'i terim olmadığı için zaten benim cevaplarım değişkenlik göstermiyor. Değişken, değişken yok ki. X değişkeni yoksa o zaman değişkenlik göstermiyor. Sıfır fonksiyon neydi? Özel bir sabit fonksiyondu. Neden? Hem x yok. Hem de benim cevabım herhangi bir sayı değil sıfır. Ne verirsek verelim cevap sıfır çıkıyor. Hemen bakalım tek fonksiyon arkadaşlar. Tek fonksiyon neydi? Bakın unutmayın bu dördü birlikte. Tek fonksiyon söylerse bu üç aklıma gelecek. Bu ikisini söylerse bu ikisi aklıma gelecek. Unutmayalım burayı. Hemen devam ediyorum. Bak burada ne var? F eksi x var. Eksi f x var. Nedir? Tek fonksiyonda arkadaşlar. X'in yerine eksi x var. Yapacaksan çok affedersin ama x'i x'i eksiyi dışarı kusar. Tek fonksiyon eksiyi dışarı atar. Bak bunu bilmen lazım. Çok önemli. Peki tek fonksiyon ne olacak bir de? Orijine göre simetrik olacak. Orijine göre simetriklik denir. Bak şurada bir tane 1'e 3 noktası varsa işte orijine göre simetrik olacak. Aynen burada da eksi 1'e 3 3 noktasında bir sayım olmuş olacak. Bakın zaten burada da aynısı çıkıyor ortaya. Ne yapıyorsun? X'in yerine eksi 1 koyuyorsun. Eksi 1 koyarsan 3 cevabın ne olacak? Eksi dışarı kustuğu için eksi 3 olacak. Orijine göre simetrik görüyor musunuz? Tam tersi istikamette orijine göre simetrik oluyor. Bir de arkadaşlar unutmayın. Tek fonksiyonda tek kuvvetler olur. Tek fonksiyonda tek kuvvetler olur. Ne anlatıyorsun hocam? Bak fx eşittir. 2x üzeri 3 artı 5x olur. Olmaz başka bir şey olmaz. Çift ise çift kuvvetler olur. Mesela ne olur? fx eşittir 4x kare artı 5. Aa hocam burada 5 tek. Bak o tek sayı yanında bunun x üzeri 0 vardır. O da bir çift kuvvettir. O zaman çift fonksiyonlar çift kuvvetli elemanlardan oluşur. Unutma arkadaşım eksi x koyarsan cevabın hala ne olacak? yine fx olacak. Ne yaptı? Biraz önce kusmuştu. Şimdi de yuttu. Neyi yuttu? Eksi yuttu. Peki yutarsa ne olur? Bak bir verdiğimde cevap 3 ise bakın bir verdiğimde cevap 3 ise şimdi eksi bir verdiğimde cevap yine aynısı çıkıyor. Aynısı çıkıyorsa eksi bir 3. Bak hoppa y'ye göre simetrik oldu. Y'ye göre simetrik f eksi x ne olacak? Eksiyi kusacak. Bu gibi sorular soruluyor. Çift fonksiyon derse bunlar aklına gelsin. Zaten uzun cana bir f'ler için içindeyse bunu koyarsın. Grafik diyorsa çift fonksiyon aksine gelecek. Bana üstlerle ilgili bir şey soruyorsa da çift fonksiyonun çift kuvvetleri olacak. Fonksiyonun grafiği vardı arkadaşım. Fonksiyonun grafiğini nasıl yapacaksın? Çok kolay. İlk önce tanım kümesini sorabilir sana. Tanım kümesi arkadaşım. Mesela buna bakarsan x'lerde en son en baş neresi? Bak burada bittiyse bu kapandıysa en son burası pardon en baş burası en sonda burasıdır arkadaşım. Bu burada bitiyorsa bazen bitmiyor göstermiyorsa o zaman hadi sonsuza kadar gidiyordu. Mesela burada göstermiyor. Aslında bu sonsuza kadar gidiyor ama ben bittiğini farz ettim. İşte bakın şu arası nedir arkadaşım? Bu arası tanım kümesidir. X'te ne kadar genişlik kapsıyorsam o tanım kümesini gösterir. Peki görüntü kümesi nedir? Görüntü kümesi de senin en alttaki elemanın. Bak burası biraz daha üstte burası biraz daha altta sayıyorum. En üstte de bak şuraya değiyor. O zaman benim şu Y'lerde de aldığım noktalar ne olacak benim için? kesinlikle ve kesinlikle görüntü kümesi olacak. Bak herkesin bir görüntüsü var dedik. Peki F3 nedir? Hemen şurada bir 3 noktası varsa sen hemen 3'ten grafiğe çıkacaksın. Buna karşılık ne geliyor? Sallıyorum 4 geliyor. O zaman F3 4'tür diyeceksin. Peki F0 nedir? Unutma arkadaşım. F0 demek X'lerin 0 olduğu, Y'lerin bir şey olduğu demektir. X'in 0 olduğu yer neresidir? X'in 0 olduğu yer Y ekseni üzerindedir. Y ekseni üzerindeyse arkadaşım Y ekseni üzerinde şurası 8 ise mesela o zaman bunun cevabı ne olacak? F 0 eşittir 8. Unutma unutma unutma. X'im sıfırsa Y'nin üzerindeyimdir. Hallettim dedim. Peki FK diyor ki denklemin kökleri FK eşittir sıfırsa bu K'lar denklemin kökleri sıfırlarıdır. Evet e, FK F'in X'in yerine K koyduğunda cevap sıfır çıkıyorsa bunlar nedir? Denklemin kökleridir. Burada işte K'lar bir tane, iki tane, üç tane, beş tane olabilir. Hiç fark etmez. Grafiğe bakacaksın. Peki grafikte bakın burada ne demiştik? X'im sıfır. Y'ye bakacaktım. Y eksen üzerinde. Burada da farkındaysanız burada da Y 0 sıfır. Y sıfırsa X'in üzerindedir. X'in üzerinde grafik hangi noktalarda kesiyor burayı? Bakın bu noktalarda kesiyor. İşte bunların hepsi nedir? Benim denklemimin kökleridir. Düşey test diye bir şey vardı. Bir de yatay test vardı arkadaşlar. Düşey test neydi? Düşey test benim fonksiyon olup olmadığını söylüyordu. Bakın. Düşey test fonksiyon mu diye soruyordu bana. Hemen bakın tek, tek 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 çiziyorsun böyle. Bakıyorsun ne görüyorsun? Hep bir noktada kesiyor. Bir noktada kesiyorsa arkadaşım bu nedir? Fonksiyondur. İki noktada keserse olmaz. Ne demek biliyor musun? Şuradaki eleman hem başka bir şeye hem başka bir şeye gidiyor demek. Öyle bir şey olamaz. O zaman fonksiyon olmaz. Yatay test ne? Yatay teste birebirliği bakar. Birebirliğe. Bakıyorsun yatay teste iki noktada kesti mi? Hayır. Demek ki buradaki elemanla şuradaki eleman ikisi de buraya gidiyor. Yani iki eleman bir tane. ikiye bir oldu. Birebir değil. O zaman yatay teste neye bakıyormuş? Yatay teste bir noktada kesiyorsa birebirdi. Mesela bakın hemen bir tane gösterelim. Şöyle bir fonksiyon varsa bakın. Bu birebirdir işte. Bu birebirdir. Fonksiyon mudur peki? Bir de ona bakalım. Evet hep bir noktada kesiyor. Fonksiyondur. Olayı anladık mı? Süper bir şekilde anladık bence. Bakın burada da neye bakacaksın sen? X'e sıfır olduğuna göre hatta K'lar vermişiz. K'ya sıfır olduğuna göre bakacaksın bu grafiği X ekseninde nerede kesiyor diye bakacaksın. Bir de ne vardı arkadaşım? Bileşke fonksiyon. Ters fonksiyon vardı. Hemen anlayalım. Bileşke fonksiyon neydi? Fog X'ti. Fog X. Fog diyorduk. Ne yapacaktın hemen? Fog deyince şu bileşke demekti yuvarlak. Hemen F'nin içine GX'i atacaktın. Başka hiçbir action yoktu. Bir de unutma arkadaşım. F'nin içine G'yi atmakla G'nin içine F'yi atmak aynı şey değildi. Aynı şey değildi. Unutma. Bunları unutma. Bileşke deyince tek aklına gelmesi gereken şey bu. Geldim buraya. Ters fonksiyon neydi? Ters fonksiyonda işler terse dönecekti. Nasıl? Tanım tanımdakiler değere, değerdekiler tanıma geçecekti. Yani değerdekiler gördüğün gibi tanıma, tanımdakiler değere geçecekti fx eşittir y iken f'in tersi y eşittir x olacaktı. Unutma bunu. f'in tersi y eşittir x olacaktı. Ters fonksiyonu bulmak kolaydı. Yapacağın şey x'i yalnız bırakacaksın. Y ile x'in yerini değiştireceksin. Ne anlatıyorsun hocam? Bak fx eşittir 2x artı 5. Buraya y eşittir 2x artı 5 diyorsun. Attın karşıya y eksi 5 eşittir 2x diyorsun. Her tarafı 2'ye bölüyorsun. Y eksi 5 bölü 2 eşittir x. Bak x'i yalnız bıraktım mı? Bıraktım. Şimdi ne yapıyorum bak iyi izle. F'in tersi X yazarken şimdi X ile Y'nin yerini değiştiriyorum. X eksi 5 bölü 2 olmuş oluyor. Bunu da hallettim diyorum. Bir de arkadaşlar şuraya bir çizik atayım. Bir fonksiyonda eksi D bölü C varsa ve A bölü C çıkartılmışsa bunların anlamı neydi? Tanım kümesinde burayı sıfır yapan değerdi bu. Burası da görüntü kümesinde sıfır yapan yerdi. Buraların anlamını unutmayalım. Birisi tanım kümesinde biri de görüntü kümesinde yapıyordu. Hemen bakıyorsun ki hocam burası niye görüntü? Çünkü burası tanıma geçti artık. O yüzden artık burası da bunun sırf tersinde tersinde tanımsız yapıyor. Onu da unutmayalım. Hemen bak ne yaptım burada? Tersini almak rasyonel ifadelerde kolaydı. A ile D'nin yerini değiştirdin. Ama eksili yaparak değiştirdin. A'yı buradan eksi A, D'yi buradan eksi D yaparak yer değiştirmiş oldun. Bitti mi? Bitmedi. Bir bileşkenin tersinin pardon özür dilerim. Bir fonksiyonun tersinin tersi kendisidir. Unutma. Bileşke ile kendisi ya yine yanlış söyledim. Tersiyle kendisi bileşkeye girerse kendisiyle tersi bileşkeye girerse ikisi de sonuçta ne çıkartacak? Birim eleman yani cevabın x olacak. Buradaki x olduğu için bir bileşkinin tersini alırsan arkadaşım tersini alırsan herkesin tersini alıyorsun. Bir g ile f yer değiştik, Bir de üstüne üstlük terslerini alacaksın dedim ve fonksiyonun sonuna geldim. Fonksiyonun sonuna gelmişken bir soru yapalım. Hatta iki tane soru yapalım. Bir de grafikte gösterelim. Sonrasında da artık polinomlara geçeriz arkadaşlar. Hemen bakalım. Pozitif gerçek sayılar üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f(x) buymuş, g(x) buymuş. Hemen yapalım. Biz bileşke görünce ne yapacaktık? Bak ben her zaman bildiğimi yapıyorum arkadaşım. Bileşke görünce ne yapacağım ben? Şunu yapacağım. İyi izle. f'in içine g(x)'i e atacağım. Eşittir ne yapacağım? 2 tane fx yapacağım. Artı gx yapacağım. Bak gx'i bilmiyorum. Adam bana 2'yi soruyor. Hemen yapayım o zaman. Çok dikkatli izle şimdi. Çok dikkatli izle. Burada ne yapacaksın arkadaşım? X gördüğüm yere adam 3 ile çarpıp 2 mi eklemiş? Artık x değil gx görüyorum. O zaman gx'i ne yapacağım? 3 ile çarpacağım. 2 ekleyeceğim. Bak ben böyle söylüyorum her zaman. X'i görünce fabrika ne yapmış? 3 ile çarpmış 2 ile 2 eklemiş. O zaman içeride artık x yok. Gördüğüm şey gx. 3 ile çarpıp 2 ekleyeceğim. Ekledim mi? Ekledim. Geç. fx fonksiyonundan 2 tane. 2 çarpı fx fonksiyonundan 2 tane yazdım. Ne yaptım? fx fonksiyonundan 2 tane yazdım. Artı bir de gx var. gx neydi arkadaşım? Bilmiyorum. Zaten bana da gx soruyor. Şimdi bak vakit kaybetme. g2'yi sorduğu için ortalık zaten karambol. Ne oldu? 2 koy yerine. x'in yerine 2 koydun. 3 tane g2 artı 2 eşittir 2 çarpı 3 kere 2 6 2 daha 8 artı G2 bak herkesin yerine 2 koyduk burada 3 tane G2 var burada bir tane attım buraya 2 tane G2 eşittir burası 16 2 çıktı 14 o zaman ne yaptım arkadaşım G2 eşittir her tarafı 2'ye bölersem G2 neymiş 7'ymiş anda burada A seçeneğim olmuş oldu. Çok güzel bir şekilde yaptık. Tamamen fonksiyon yerine koyma. Ama kimi kimi yerine koyacak? Buradaki x'in yerine x koyuyorsan gx'in yerine de x'in yerine de gx'i koyacaksın. Yapacaksın dediğim. Geldim bu soruya. A'nın alabileceği değerler toplamı diyor. grafimi verdi mi? Verdi. Ben neyi biliyorum arkadaşım? Ben bildiklerimi yapayım. Bak f'in içinde f a nedir arkadaşım? 5'tir. O zaman bak içeride ne olduğu önemli değil. İçeride ne olduğu önemli değil. F'in cevabı 5'miş. Bak F'in cevabı 5. F'in cevabının 5 olduğu yer burası. Bu nokta neresi? 0'a 5 değil mi? Evet 0'a 5. o zaman F'in içine ben 0 yazdığım anda cevabım 5 oluyormuş. F'in içine 0 yazdığımda cevabım 5 olsa bir çıkartıyorum bakıyorum. Hop burada 0 değil artık F'a varmış. O zaman ben ne yapıyorum? F'a eşittir 5'miş arkadaşım. Pardon özür dilerim. Çok özür dilerim. Burası F'a. F'a dediğim şey ne oldu arkadaşım? ...FA dediğim şey sıfır oldu. Çünkü niye? F sıfırın cevabı 5 ise... ...bak 5, 5. F, F. O zaman içler de aynı olmalı. FA ne olacakmış? Sıfır olacakmış. Şimdi bana A'nın toplamını soruyor. FA sıfırsa bunun anlamı neydi? Bakın Y'sinin sıfır olduğu X'leri soruyor bana. X'ler dediğimde A'lar. O zaman bu X80 üzerinde... ...X80 üzerinde sıfır olan yerler neler... Buralar alabileceği değerler toplamı 3 eksi 3 artı 2 artı 5. 2 artı ile toplarsam 5'i ne olacak? 2 artı ile toplarsam 5 ne demek ya? 2 ile 5'i toplarsam 7. 3 çıkarsa hoppala paşam. Malkara Keşan. İşte bu kadar. Bu güzel soruyu da yapmış olduk. Geldik artık polinomlara. Üçüncü üniteye geldik. Fonksiyonlar bitti. Permütasyon kombinasyon olasılık bitti. Ve üçüncü ünitedeyiz artık. O da neydi? Polinomdu. Polinomlar fonksiyonuna acayip benziyordu. Tek bir farkı vardı. Katsayılar yine reel olacaktı. İstedikleri her şey olabilirlerdi. Ve üstleri doğal sayı olacaktı. Doğal sayı ne arkadaşım? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar birer birer gidendi. Bak n, n-1 en, en son nereye gitti? x üzeri sıfır oldu ve görünmez hale geçti. İşte katsayılar sayılar real, üstler doğal sayı olacak unutma. Baş katsayı dediğimiz neydi? En üst, en büyük derecelinin önündeki baş katsayıydı. Derece x neydi? Derece x de en büyük üst sayının derecesiydi. Sabit derim neydi? X'siz kısımda sabit derimdi. Unutma x'siz kısım sabit derimdi. Polinomun sabit derimi deyince sen x'in yerine sıfır koyabilirsin. Çünkü bak x'leri egale edersin buradan. Yok edersin. Burada x olmadığı için hop bu ne olur? Sabit derim. Cillop gibi ortaya çıkar. Peki kat sayılar deyince Yine bakın. Nerede yapmıştık? Permütasyon kombinasyonu binomda yapmıştık bunu. Bakın bu açılımın ben ne yaparım? X'in yerine 1 koyarım. 1 koyarsam bu sefer X'i egal ederim. Bak X'i egal ettim. A üzeri a AN. X'e egal ettim katsayı. X'e egal ettim katsayı. Ne oldu? Hep katsayılar geldi. Bu sefer de ne oldu? 1. Bu arada A A'nın 0 A0 da katsayıdır. Unutmayın. A0 da katsayıdır. Unutmayın. Bunu da söyleyelim geçelim. Polinomlarda 4 işlem vardı. Polinomlarda dört işlem neydi arkadaşım? Bakın Px ile Qx'in toplamı Rx'tir. Peki nasıl toplanıyordu bunlar? Derecelerle bakın X'in dereceleri aynı olanlarla aynı olanlar toplanır. Başkaları toplanmaz. Bunları toplayarak artık ortak bir şey yapıyoruz. Tabii ki de elma elma ile armut armut ile toplanır. Başka türlü olmaz. Çıkarma işlemi nasıl? Alıp, yine aynı toplamayla aynı. Ne yapacaksın arkadaşım? X karelerle X kareler Y, x üzeri 5'lerle x üzeri 5'ler yani orada katsayısı neyse ona göre çıkarma yapacaksın. Yeni bir şey bulacaksın. Çarpma nasıl yapılırdı? İki, iki tane polinomun ne yapacaksın arkadaşım? İki tane polinomun her bir terimini birbiriyle çarpıp sonra toparlıyorduk. Ne yaparsın mesela? Bak x artı 1 var. Burada da ne var? x kare artı x artı 1 var. Hemen bak çarparsan ne olacak? x küp gelecek. Çarparsan ne olacak? x kare gelecek. Çarparsan ne olacak? x gelecek. 1 ile çarparsan ne olacak? X kare gelecek. 1 ile çarparsan ne olacak? X gelecek bir de 1 gelecek. Bak toparla. X kare, X kare, X, X. Gördün mü? O zaman ne oldu? X küp artı 2 tane X kare artı 2 tane X artı 1 olmuş oldu. Bunu da böyle görmen lazım dedik. Ne yapacaksın? Herkesi açacaksın ve sonradan da toparlayacaksın. Çarpma da böyleydi. Bölme neydi arkadaşım? Polinomlarda bölme acayip önemliydi. 2 tane polinomu birbirine bölersen bir tane bölüm polinomu çıkardı. Polinomlarda bölmede iki polinomu böleceksin. Nereye kadar böleceksin? Derecesi bölenin derecesi kalandan büyük olana kadar böleceksin. Ne yapacaksın? Kalandan büyük olana ya da kalan bölen, bölenin derecesinden küçük olana kadar böleceksin. Böldükten sonra da aşağı içine de bölüm çıkmış oluyor. Şimdi geldim buraya. Polinomun nokta nokta ile bölümünden kalandır. Soruları bizim efsane sorularımız. En güzel sorular buradan geliyor unutma. Mesela x eksi 2 ile bölümünden kalan 5'tir diyorsa hangi polinom? Diyelim ki px polinomu. O zaman sen bunu sıfıra eşitliyorsun. Ne diyorsun? P2 eşittir 5'tir diyorsun. Niye? Burada çünkü x eşittir 2 olduğu için hemen 2'yi burada yerine koyuyorsun. Bak x eşittir 2. 2'yi de burada yerine koydun. Ne oldu cevabın? O zaman ne oldu? P2 5 olmuş oldu. Sen o zaman X'in yerine 2 koydum mu artık cevabının 5 çıkması lazım. Adamlar zaten bunları soruyor. Unutma. Bir de ultra mega önemli bir kısım vardı. Çarpanlara ayırma kısmı vardı. Polinomlarda zaten iki kısımdı. Polinom kavramı. Polinomlarda işlemlerdi. Onu bitirdik. Ve de şimdi nereye geldik arkadaşım? Çok önemli bir yere. Çarpanlara ayırmaya geldik. Çarpanlara ayırmada ne olacak? Ortak çarpan parantezine alınırdı. Bak x küp y, x kare y. x kare y kare. Bunların içinde x kare var mı? İkisinde de var. Y var mı? Var. O zaman bak bunu alırsam 3 tane x vardı. Bir tane kaldı. Y'yi aldım bitti. X kareyi aldım. X kalmadı. Y'lerden birini aldım. Bak ne yaptım? Ortak parantezi aldım. Gruplandırarak nasıl alacaktım? Bak BX var. AX var. Burada da A eksi B var. A eksi B'yi bir araya getirdim. Ve buraya da ne yaptım? X parantezinde hemen ne yaptım buraya da? Bakın B eksi A yapmış oldum. Burası bunun eksilisi. Hiç fark etmez. O zaman burayı ben nasıl yapacağım? Bakın hemen a eksi b parantezini alırsam olayı çakalladım. Burada a eksi b parantezinden bir şey kalmadı 1 oldu. Burası da eksi x oldu. X de ama bunu a eksi b yazmak için eksiyle çarpmam gerekiyordu. O eksiyi de başa attın. Eksi x yazdım. Ne yaptım? Gruplandırdım. İlk önce bunları, sonra da bunları gruplandırdıktan sonra bir daha çarpanlara ayırdım. Özdeşlikler ultra mega önemliydi. Hiç merak etme. Sana süper bir kartpostal yaptım. Bunu da inşallah mektup yazıp gelecekteki haline gönderirsin. Özdeşlikleri birazdan anlatacağım sakin. Ne vardı? AX kare BX artı C ifadesinin çarpanlara ayırma vardı. Nasıl yapacaktın burayı? Hop 3X'e X yapacaktın. Hop burayı eksi 3'e 5 yapacaktın. Bak ne yapacaktın arkadaşım? Bununla bunu çarp burası 2X olacak. Çünkü çarpımları 6X kareyi verecek. Bunların da çarpımı 6X kareyi verecek. Hocam nasıl böyle pratik ayırdın? Biraz hızlı olsun diye ayırdım. Videoda zaten bunları çok ayrıntılı anlatmıştık. Bak iyi izle. 3x ile eksi 3'ü çarpacaksın. O zaman çarpacaksan bunlar ayrı bir şekilde olacak. Burası ne olacak? 2x ile 5'i çarpacaksın. O zaman bunlar da ayrı bir şekilde olacak. Eksi 3'ü buraya. Niye? Aynı yerde olursa çarpılmaz. Çarpılmazsa ne olur? Bak 3 ile eksi 3'ü çarp. Eksi 9. 2x ile 5 çarp. 10. Artı 10. Eksi 9. Bak 1. işte burayı vermesi lazım. Bu iki ayırdığında bu iki ayırdığında çaprazla veyahut da düz çarptığında burayı veriyorsa işlem tamamdır. O zaman ne oldu arkadaşım burası? İyi izle. Burası ne oldu? 3x artı 5. Çünkü 3x ile eksi 3 çarpılacaktı. O zaman farklı parantezlerde olacaklardı dediğim. Değişken değişme arkadaşım? Değişken değiştirmeyi birazdan anlatırız. Aslında anlatmaya gerek yok. Çok fazla sorun içinde aynı şeyler varsa sen hemen ne yapıyorsun? Değişken değiştiriyorsun. Onun yerine K yazıyorsun. O zaman sadeleştiriyorsun. En son K'yı bulduğunda bir daha değişkeni yerine getiriyorsun. Ekleme çık çıkarma yaparak çarpanlar ayırma vardı. Bu kısmı da unutma. Çünkü bunun da daha çok tam kare açılımlarda falan lazım oluyordu bize. Tam kare neydi? Birincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpın iki katı. İkincinin karesi. Bak burası AA. iki katı. Ne oldu? İkisinin de iki katı geldi. O zaman sen burayı hop ne yapabilirsin? A artı B'nin karesi yapabilirsin. Ne anlatıyorsun hocam? Şunu anlatıyorum. Bak. Burada x kare var zaten. Burası da 2 çarpı 2 çarpı x. O zaman sen buraya bir de 2 koyarsan... ...işte x'in karesi 2'nin karesi... ...arası da artı oldu mu? Oldu. Burası nedir biliyor musun işte? x artı 2'nin karesidir. Çünkü birincinin karesi birincinin ikinci çarpı 2 iki katı oldu. Dikkat şimdi arkadaşım dikkat. Bak burası 5. Ama şu an ben buraya ne yazdım? x kare tamam. 4 x tamam. 4 tamam... Burada bir eksik bir. O zaman bir de bir koymam lazım ki bu sistem bozulmasın. Bu sistem bozulmamasın. Bozulmasın. Bozulmaması da lazım. Aslında bir bakıma ekleme çıkarma yaptık mı? Yaptık. Beşten bir çıkarttım. Bir de bir ekledim. Çünkü niye? Burada tam kare olsun diye. Ekleme çıkartmada bizi çarpan arayma da iyi bir yere getiriyor. Şimdi arkadaşlar bir özdeşlik anlatıp iki tane soru yapıp bitireceğiz inşallah. Ne diyoruz? x eksi y'nin x kare eksi y kare x eksi y ile x artı y'nin çarpımıydı. Ne yapacaktın? En öz hallerini alıp x kare y kare en öz halleri x ile y bir toplayıp bir çıkartıp çarpacaktın. Ama unutma x eksi y kare x kare eksi y kare x kare artı y kare ne hocam bilmiyorum. Bakın ellerimi çekiyorum. Ekran görüntüsü al. Bunu lütfen kaydet. Ellerimi çektim. Ekran görüntüsü al. Lütfen bunu kaydet. Hemen bir daha söyleyeyim. X kare eksi y kare var ama x kare artı y kare diye bir şey yok. Öyle bir açılım yok. Ama kim var arkadaşım? x küp eksi y küp var. 2 kare farkı gibi 2 küp farkı var. Bir de iki küp toplamı var. Burada nasıl yapıyoruz peki? Yine en öz hallerini alıyorsun. Bu sefer ne yapıyorsun biliyor musun? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı. Aynısı. Yalnız eksi ise arası eksi. Orası eksi ise burası artı. Burası hep artı zaten. Burayı karıştırma. Burada da artıysa burası artı. Burası artıysa burası eksi. Bak artıysa x artıya x kare eksiyle başlıyorsun. X, burası x küp eksiye küpse x eksiye x kare artı ile devam ediyorsun. Unutma burayı da halledeceksin. O zaman çok basit en sade hallerini aldın. Kareleri çarpımları bitti. Zaten işaretleri anladım. Geldim buraya arkadaşım. Kare açılımı tam kare açılımı nedir? Tam kare açılımı biraz önce gösterdik. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı arası eksi ise arası eksi. Bir de üçlü çarpım vardı. Üçlü çarpımda da her birini tertemiz alıyorsun. Sonra ikili ikili çarpıyorsun. İkili ikili çarparsan eksi z ile çarptığın her şey eksi olacak. Çünkü eksi ile artı y'yi çarparsan eksi y z. Eksi ile x'i çarp, eksi z ile x'i çarparsan eksi x'e. Ama artı y ile artı x çarparsan hop x y olmuş oldu. Peki küp açılımı neydi arkadaşım? Binomdan geliyordu. Binomda da ne olacaktı? X küp 3 tane x kare y 3 tane x y kare y küp. Nasıl hızlı söyledim? 1, 3, 3, 3, 1'di. Ve sonrasında da x küp x kare x azalıp git bitiyordu. Burada da y olmadığı için y'lerde y üzeri 0, y üzeri 1, y üzeri 2, y üzeri 3 olup açılıyordu. Bak burada dikkat etmen gereken şey. X artı y'nin açılımı herkes artı. Burada y'nin tek olduğu kuvvetler eksi. Yani artı eksi artı eksi diye gidiyor. Çünkü bir tek bir çift olacak. Bunu unutma. Açılım bu. Ama bazı sorularda adam sana ne yapıyor biliyor musun? Burayı veriyor, burayı veriyor, çarpım veriyor, bunu istiyor. Zaten bak burayı verince burayı da vermiş oluyor. Ne yaptım ben peki burada? 3x'ye ortak parantezini aldım. 3x'ye ortak parantezini arasam bundan x gelir, bundan da y gelir. Çünkü bunlar kareydi dikkat. Bunları da böyle yapabilirim. Bazı kitaplar bunu formül diye veriyor. Ben istemiyorum aşamaları gösterdim sana. Sen bunu, bunu bil. Bunu zaten yaparsın paranteze alacaksın. Dikkat etmen gereken şey bir daha söylüyorum. X eksi y kübü yan yana aldın. Burayı eksi 3 y parantezine alırsan burası da x eksi y ediyor. Şimdi sen bunları karşıya atarsan karşıya attığında da ne oluyor? X eksi y'nin kübü artı 3 x y x eksi y oluyor. Bunu da karşıya. Burayı çok kafanı takma ama ispatı buradan geliyor. Niye bunu yazdın? Çünkü adam sana x eksi x artı y'yi veriyor. Bir de çarpımı veriyor. Senden bunu istiyor. Sen de bunu rahat, rahatlıkla bulursun. Peki hocam. X artı Y'nin beşinci kuvveti nasıl açılıyor? Binom açılımında söylemiştik. Burada gösterelim. 1, 3, 3, 1'di. 1, 4, 6, 4, 1'di. 1, 5, 10, 10, 5, 1'di. O zaman 1, 5, 10, 10, 5, 1'di. X'ler X 5, xleri 4, xleri 3, X üzeri 2, X, 0 gitti. Y'ler Y üzeri 1, Y üzeri 2, Y üzeri 3, Y üzeri 4, Y üzeri 5 oldu. Bu kısımda böyle olacaktı arkadaşım. Ve artık şurada da iki tane polinom sorusu yapalım. Bir çarpanlara ayırma yapalım. Bir de normal yapalım. Bitsin. Bakın şimdi arkadaşlar. Ekleme çıkarmayı biraz önce söyledik. Bak soruda x artı 1'in karesi var. x artı 1'in karesi var. Bana sorulan da x var. Arkadaşım niye böyle duruyor ki bu keko gibi? Durmasın. Ne yapalım? x artı 1 yap. Bak 1 ekledim buraya. Artı 1 bölü 2x artı 1 var. Bak bura parantez, bura parantez. Bir ekledim ya, bir çıkartayım. Bir ekledim, bir çıkartayım. Şimdi dikkat edin arkadaşım. Bana sorulan şey burası. Yani bu ifadeyi soruyor. Ben o zaman şöyle yapayım bakın. Ben o zaman şöyle yapayım. Ben buraya, bana burayı sorsun. Ben buraya K diyeyim. Bakın burada da başka bir ifade var. Yani bu ifadeler benim canımı sıkıyor. Çok fazla kafa karıştırıyor. Bunlara A diyeyim. Bakın A dersen ne olacak? 2x artı 1 eşittir a. Cevabı da k. O zaman bak a var. 1 bölü a var. Cevapta k. Ben en son neyi bulacağım arkadaşlar? k eksi 1'in ne olduğunu arıyorum ben. Çünkü buraya k dedim. Ne yaptım? Şunun yanına 1 koydum. Dışarıya 1 koydum. Bu ifadeye k dedim. Bakın burada karesini almış ya. Oraya doğru gideceğim. Şimdi çok dikkat edin. Burada adam bana ne verdi? Burada adam bana a kare artı 1 bölü a kare eşittir 23 verdi. Bak çok dikkat şimdi. Çok dikkat arkadaşım. Ne yapacağım biliyor musunuz şu an? Şu an hemen karesini alacağım bunu. Karesini alırsan birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Artı ikincinin karesi. Eşittir k'nın karesi. Bak ne oldu? A kare geldi. 1 bölü a kare geldi. Bununla bu gitti. Burası 2 oldu. Artı 2 idi. Karşıya geçti. O zaman ne oldu? K kare artı ya da burada kalsın. 2 olmuş oldu. Bakın artı 2 gelmiş oldu. Niye burada kalsın dedim. Çünkü bu 23 diye bana vermişti. Bu da 2 vardı. 25 eşittir. Ne oldu arkadaşım? K'nın karesi oldu. O zaman buradan K nedir? K ya gerçekten 5'tir ya da K nedir? Eksi 5'tir. Kim bu? Kim bu arkadaşım? K. Ben neyi arıyordum? K 1'i. 5 koyarsam cevabım kaç olacak? 4 olmuş olacak. K'nın yerine 5 koyarsan cevabın 4 olmuş olacak. Zaten ben de bunu arıyordum. Eksi 5 koyarsam eksi 6 olur. Bana pozitif sorduğu için ne olacak arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle burası da müthiş bir şekilde bana pozitif sorduğu için ben 5'i koyacağım yerine ve buradan da rahat bir şekilde bulacağım. Bakın burada artı 1 yoktu ben ekledim ama sonunda da çıkarttım. Burayı da K dedim. A'yı değişken değiştirdim. Sonra A'nın yerine hemen zaten bana lazım olanı bulmuş oldum. Burada da değişken değiştirdim. O zaman çok rahat oldu. Şimdi geldim son sorum arkadaşım. Son sorum polinomda bölme sorusu. Bakalım nasıl yapabiliriz? Hemen şuradan bakalım. Px polinomu x kare artı x eksi 2'ye bölümünden bölümü bilmiyorum. Qx diyelim. Kalan kaçmış? 4x artı y'ymiş. Çok güzel. Bana bir de ne diyor arkadaşım? Onu da şuraya yazayım. Onu da şuraya yazayım px polinomunun x kare eksi 16 ile bölümünden kalanı bilmiyorum. Bölümü bilmiyorum rx. Kalanı biliyorum. O da neymiş? 3x artı 1'miş. Bana sorduğu şey de şu. px polinomunun neymiş arkadaşım? x kare artı 6x artı 8'e bölümünden kalan da nedir diye soruyor. O da ax artı b'dir. Çünkü bu ikinci dereceden olduğu için bakın kalanlar hep birinci dereceden oldu. Hemen bunu bulalım arkadaşlar şuraya bakarsak şimdi çok dikkatli bakın. Bunun bunu hemen çarpanları ayırır. X artı 4 ile X artı 2'dir. Niye? Çarpımları 8 toplamları 6 olan şey nedir? 4 ile 2'dir. Bunu hallettim. Devam ediyorum bak şimdi süper bir şekilde devam ediyorum. Çok iyi izle. Burada da dikkatimi bir şey çekti. Bu da x artı 2 çarpı x eksi 1. Burası da x eksi 4. x artı 4 arkadaşlar. Bakın çok dikkat edin. P'nin yerine Eksi 2 verirsem bak P eksi 2 ne olacak arkadaşım? Burayı sıfırlayacak. Çünkü bunda da var ya o yüzden. P eksi 2 nedir? Sıfırdır. Peki burayı sıfırladı. Pardon sıfır değildir. Burayı sıfırladı. P eksi 2 buraya koyarsam eksi 8 7 daha eksi 1 oldu. Bakın çok güzel bulduk. Şimdi burada da artı 4 var. Eksi 4, eksi 4 koyarsam yerine burayı sıfırladım. O zaman P'nin yerine eksi 4 koyarsam burası sıfırlandı. Eksi 4 koyduğum için burası ne olacak? Eksi 11 olacak. Çünkü eksi 12 artı 1 eksi 11 oldu. Şimdi dikkat edin. Eksi 2 burada yerine koyarsam burayı sıfırladım. Çünkü bundan dolayı sıfırladım. Sıfırlarsam ne oldu? Eksi 2A artı B oldu. Çünkü ne koydum ben? Eksi 2 koydum. A x'in yerine eksik koydum. Eksi 2A. Buraya geldim. Şimdi ne koyacağım? Eksi 4. Eksi 4 koyarsam burayı yine sıfırladım. O zaman eksi 4A artı B oldu. Cevaplarda bunlar mıydı? Evet. Bana kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yani A'yı B'yi soruyor. Hemen hızlı bir şekilde bulalım. Taraf tarafa çıkarma işlemi yapalım. Çıkarma yaparsak bakın. Eksi 1. Eksi eksi 11'den dolayı burası 10 oldu. Eksi 2. Eksi eksi A'dan dolayı 2A. Eksi eksi, eksi 4A'dan dolayı artı 4A'dan 2A oldu. B'ler zaten birbirini götürdü. Buradan da A'yı kaç buldum ben? A'yı 5 bulmuş oldum. Şıklara bakıyorum. Evet hepsinin zaten neredeyse 5. O zaman 5'i herhangi bir yerde yerine koyayım. A'nın yerine 5 koyarsam ne oldu? Burası eksi 15. Eksi 10. Attım karşıya. Artı 9 oldu. Demek ki benim cevabım 5 x artı 9'muş. Burada yerine koyalım. Bakın. Eksi 4. 5'e çarptım. 20. Eksi 20 karşıya attım artı 20. Bunu da bitirmiş oldum. Ya ultra mega süper bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Yine söylüyorum yine söylüyorum. İlk önce arkadaşlar şunu bir daha söyleyeyim. Bakın iki haftalık güzel bir zamanımız var. Lütfen nasıl güzel bir şekilde kitabımızla sırayla gidiyorsa milli eğitimle milli eğitim ifredatına uygun yeni nesilse arkadaşlar. Bakın burada örnekler açıklamalar her şey var. Yapamazsan kare kod var. Lütfen sizden ricam ikinci dereceden denklemlere kadar bitirin. Dördüncü üniteye kadar lütfen sorularınızı bitirin. Bakın hatalı sorularını buraya yapıştır. Yıldızlarla, kalemlerle, kırmızı kalemlerle yap. Lütfen ikinci dönem, ikinci dereceden denklemlere kadar bitir. O kitabını bitirdiysen zaten bu kitabında da illaki boşların vardır. Belki de bu kitabın hiç yoktur. Kesinlikle al ve yap bunları da. Bütün test kitaplarını bitir. Bu değil sadece. Bütün her şeyi bitir. Ama bu kitabımızda çok güzel bir şekilde de buralarda da yine örnek sorular var. Yapamadıklarını da yine kod okutarak yapıyorsun. Unutma dinamo kitabın soru çözümü. Öbür küste konu anlatımıydı. Çok güzel bir konu anlatım. Peki ne zaman yapacağız hocam bunları? Bugün 1 Şubat arkadaşlar. Siz ne yapacaksınız? Hemen 14 günlük süper bir şekilde bunları yapacaksınız. Sonrasında Allah izin verirse biz de öl ölmezsek sağ kalırsak 15 Şubat'ta. Polinomlar soru çözümü yapacağız. Ve sonraki haftada polinomlarda çarpanlara ayırma soru çözümü yapacağız. Lütfen polinomlara iyi çalış ve e, güzel bir şekilde soru çözümünü çok iyi izle arkadaşım. Dedim ve videomuz bitti, konumuz bitti. Sana sorum şu, ödüllü soru şu. İkinci dönem matematik dersinden beklentilerin neler Lütfen aklından geçenleri yaz. Ne istiyorsan, ne düşünüyorsan yaz. Kendi kişisel olur, kanaldan istediğin olur. Her şey olabilir arkadaşım. Lütfen yorumlara yaz. Cevaplarını yoruma bekliyorum. Ve ne diyoruz arkadaşlar? ikinci dönem görüşürüz.